Keşif Ekranı'ndan herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Sokakta Keşfet programı ile Kadıköy'deyiz. Halkımıza ülkemizde kadın haklarına verilen önemin yeterli olup olmadığını soracağız. Hadi başlayalım. Ülkemizde kadın haklarına yeteri kadar önem verildiğini düşünüyor musunuz? Hayır. Siz ne gibi gelişmeler olmasını istersiniz? Ya gelişmelerden ziyade artık hani bir olay olduğunda kadın erkek olarak bakılmasının ziyade insan olarak bakılması gerekiyor. Bir kadın tacize uğradığında ilk odaklanıldığı şey ne giyiyor, neredeydi, o saatte kim neydi, evli miydi, bekar mıydı? Bunlar bakılmak yerine bir insan olarak bakılırsa ve bir kadının hakkının da bir erkek kadar hak olduğu görülürse yeterli zaten. Ekstra bir şeye de gerek duymuyor, devamında insanların kötülüğü ve iyiliği oluyor. Ondan sadece bir kadının kadın olarak bakılması da insan olarak bakılması da yeterli diye düşünüyorum. Aynen, yeterli bence de, önem veriliyor. Hayır. Siz nasıl olmasını isterdiniz? En azından daha güvenli bir ortamda dışarıya çıkabilmeyi isterdim. Yani mesela şu anda etek var altımda ama otururken şalı üstüme örtmek zorunda hissediyorum ben. Hani şöyle şal olmadan da oturabilirdim en azından. Düşünmüyorum yani hiç. Öyle o yöne doğru hiçbir şey yapıldığını düşünmüyorum. Herkes dışarı salıyorlar yani, ben anlamadım. Sizce ne gibi gelişmeler yapılabilir? Bilmiyorum yani. Çok bir şey de söylemek istemiyorum. İş sektöründe, her yerde daha öncelik tanınmalı. Birazcık daha ataerkil toplumluğu düşürülmesi gerekiyor bence. Çünkü çok fazla kadına zorbalama var iş yerinde. Yani böyle şeyler düşünüyorum. Çok düşünüyorum ama bunu. Maalesef düşünmemiz gerekiyor. Biz düşünmezsek kim düşünecek? Öyle kaygılar var. Şu an düşünmüyorum. Ne gibi geliştirmeler yapılabilir? Ya çok bir fikrim yok ama ülkede zaten belli. Şimdi hapse girmek istemiyorum. Öyle yani abla. Her konuda olmasa da yani olabiliyor. Peki siz nasıl eklemeler yapmak isterdiniz? Nasıl eklemeler yapabilirim? Ya yani çalışan anneler üzerine aynen. Çocukları için. Daha fazla vakit geçirmeleri için. Onun üzerine olmasını isterdim. Yok. Ama şöyle bir şey. Niye sen nereye gidiyorsun kardeşim? Yani bazıları da şey oluyor mesela, bir kadınla mesela farklı bir şekilde bile, erkek mesela, yani normal bir erkek olsa mesela otobüste, tamam mı, şey oluyor, yani kadın yanlış anlar mı diye, yani bana taciz ediyor falan diye bağırır mı diye korkuyor. Öyle bir korku oluyor senin içinde, erkeklerin içinde de. O yüzden yani kadın eşitliği de yok ama erkekler de bu yüzden de şey oluyor, sıkıntı yaşıyor. O yüzden diyeceklerim bu kadar. Verildiğini düşünmüyorum açıkçası. Nasıl değişiklikler yapılmalı sizce? Mesela çalışan anneler olsun. Mesela bunların hakları biraz daha fazlalaştırılabilir. Yeteri kadar bebeklerine vakit geçirme olsun. Bunlar kısıtlı gibi geliyor yani. Kesinlikle. Maalesef. Peki neden? Neden? Çünkü ataerkil bir toplumuz. Ondan kaynaklanıyor bence. Siz nasıl değişiklikler yapılmasını isterdiniz? En başta kadına şiddetin önüne geçilmesini isterdim. En büyük problemlerimizden biri o. Hayır. Siz neler yapmak isterdiniz? Bilmiyorum ama destekleyenlere ben de destek veriyorum tabii ki. Hiçbir ülkede verildiğini düşünmüyorum. Hele bizde giderek kötüye gittiğini düşünüyorum. Yani yasal düzenlemeler açısından, bu İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmış olması açısından. Umarım bir an önce bütün bu hatalardan vazgeçilir de. Yani kadın hareketi çok emek harcıyor bu iş için. Ben de sosyoloji öğretim üyesiyim. O yüzden onları destekliyoruz. Peki siz nasıl değişiklikler yapılmasını isterdiniz? Yani bu tip geri adımlar atılmaması gerekiyor en başta, değil mi? Olumlu bir adım atıldıktan, o bir kazanım çünkü. Ondan vazgeçilmemesi ilk aşama, değil mi? Bunun üzerine eklemek lazım ondan sonra da. Önce eldeki kazanımları koruyup ondan sonra onun üzerine yeni kazanımlar elde etmek aslında. Değil mi? Bir an önce bu kadın cinayetlerine bir çözüm bulunması gerekiyor. Cezaların ağırlaştırılması, ciddileştirilmesi gerekiyor. Yani yasalarda birazcık bitiyor iş gibi geliyor bana. Yani kadın hakları yasalarca zaten güvence altına alınmış. Zaten temel insan hakları ve hürriyetlerine dair de pek çok kanun var anayasamızda. Anayasamızın altında. Ama onun dışında zaten bu bir şey meselesi. Yani bu modern devlet olmakla alakalı bir mesele. Yani kadınlarımız sosyal hayatta daha fazla var oldukça, iş hayatında, bürokraside, devlet yönetiminde var oldukça
ne oluyor? Erkekle eşitleniyorlar. Ama erkek kadından daha üst bir konumdaydı. Özellikle Osmanlı'da, feodal dönemde. Biz üretimi arttırırsak, Türk ekonomisini geliştirirsek, o köylerimizdeki kadınlarımızı üniversitelere getirebilirsek, onları istihdam edebilirsek, hayata sokabilirsek zaten bizim kadın sorunu diye bir sorunumuz da olmaz. Ve tabii erkeklerimiz de o köy kafasında ve toplam olarak kadını mülkiyet olarak gören bir anlayışa sahip oldukları için. Ya bu aslında sistemle alakalı bir şey. Yani bizim hem zihniyette bir modernleşmeye hem de toplam olarak Türkiye'nin üretim ilişkilerinde bir modernleşmeye ihtiyacımız var. Bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum ben. Yani Türkiye'de toplam olarak kadın sorunu ve dünyada da böyle. Hayır, hiçbir şekilde çok önemsendiğini düşünmüyorum. Daha da önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum ve bu konu hakkında bir şeyler yapılmalı. Sizce neler yapılmalı? Yani giyim kuşam konusunda mesela, işte şiddet konusunda, kadına şiddet konusunda daha fazla insanların, erkeklerin dikkat etmesi lazım. El kaldırmaması lazım. O şekilde yani daha birçok şey var ama bunları düşünüyorum. Yeterince önem verilmiyor bence. Daha fazla önem verilmesi gerekiyor. Peki ne gibi geliştirmeler yapılabilir? Yani en başta kadınların özgür bir şekilde dışarıda herhangi bir saatte dolaşması, yani akşam geç oldu falan oluyor ya, hani erkekler rahatsız ediyor. Onların olmaması gerekiyor bence. Bugün sizlerle birlikte Kadıköy'deydik. Ülkemizde kadın haklarına verilen önemin yeterli olup olmadığını sorduk. İlginç cevaplar için Keşif Ekranı YouTube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.